Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da günlük 5 soru paylaşıyorum. Şimdi TYT sorularımızla başlayalım. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kök Türklerde Kapkan Kağan'ın sert tutumu devlete bağlı boyların birer birer isyan etmesine neden olmuştur. Bazı dönemlerde Çinliler de çeşitli entrikalarla Türk boylarını sık sık isyana teşvik etmiştir. Kapkan Kağan ve devletin diğer ileri gelenleri bu isyanlarla uğraşmak zorunda kaldıkları için düşmanları olan Çinlilerle mücadele etme fırsatını bulamamıştır. Kapkan Kağan boyların isyanıyla uğraş bir Türk boyu olan Bayırkuların saldırısı sonucu, sonucunda öldürülmüştür. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Kapgan Kağan'ın boylar üzerinde tam hakimiyet kuramadığını görüyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki zaten Bayır Bayırkular'ın saldırı sonucunda öldürülmesi de bunun en büyük göstergesi. Çinlilerin Türk devletinde iç karışıklıklar çıkarmaya çalıştığını. Arkadaşlar Çinliler zaten çeşitli entrikalarla Türk boylarını sık sık isyana teşvik etmişler. Dolayısıyla tabii ki bu da olur. Yöneticilerin tutumunun boyların devlete itaati üzerinde etkili olduğuna. Evet arkadaşlar bakın Kapgan Kağan'ın sert bir tutumu varmış. Dolayısıyla devlete bağlı boyların birer birer isyan etmesine neden olmuş bu tutumu. Dolayısıyla C şıkkı da olur. Kapgan Kağan'ın boy örgütlenmesine son vermek istediğini. Hayır arkadaşlar, Kapgan Kağan sadece isyanları durdurmaya çalışıyor. Yani boy örgütlenmesine son vermeye çalışmıyor. Böyle bir yorum yapamayız tabii ki. Boyların ilk Türk devletlerinin güçlenmesinde ve zayıflamasında önemli bir role sahip olduğuna tabii ki ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bir liderin, bir hükümdarın öldürülmesine sebep olmuşlar. dolayısıyla aslında ilk başta kuruluşta da etkiler, devletin güçlenmesinde de etkiler, devletin zayıflamasında da tabii ki etkiler arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız elbette D olacaktır. Buna göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sultan Sencer döneminde Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'nda alınan yenilginin ardından doğudaki Selçuklu toprakları bu devletin istilasına uğramıştır. Yine bu dönem vergi meselesi yüzünden başlayan Oğuz isyanının temelinde devletin asıl kurucusu olan Oğuzların önemli devlet görevlerine İranların getirilmesine gösterdikleri tepki etkili olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Ülkede asayiş sorunu var mı? Tabii ki var. Gördüğünüz gibi bir takım istilalar ve isyanlar var. Dolayısıyla bu durum asayişi tabii ki bozacaktır arkadaşlar. Oğuzların devlete bağlılığının azaldığını ifade edebilir miyiz? Elbette çünkü Oğuzlar isyan etmiş. Neden? Çünkü önemli mevkilere, önemli devlet kademelerine Oğuzlar yerine İranlar getiriliyormuş. Dolayısıyla tabii ki doğru. Selçukların Moğol tehdidiyle karşı karşıya olduğu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Kara Hitaylarla yapılan savaştan bahsedilmiştir. E, dolayısıyla tabii ki Moğol tehdidiyle karşı karşıya kalmışlar. Yönetimde Fars kültürünün etkisinin görüldüğü bakın önemli devlet görevlerine İranlar gelirse tabii ki Fars kültürü etkili olur. Anadolu topraklarının tamamının kaybedildiği ifadesini ise tabii ki burada çıkaramayız arkadaşlar. Sadece devletin artık zor bir süreçten geçtiği ifade edilmiş. E, dolayısıyla biz burada bütün Anadolu toprakları kaybedilmiştir ifadesini kullanamayız. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti 1884 yılında ekonomik nedenlerle tütün ekiminin yarı hissesini Fransız reji şirketine vermiştir. Bu şirket İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana'da tütün işleyen fabrikaları kurarak yüz binlerce Türk Sütün üreticisini sömürmüştür. Reji şirketi 1913 yılında Osmanlı devletini tehditle baskı altında tutarak şirketi devletten daha güçlü hale getirmeye yönelik olarak 7000 kişilik silahlı kolcu birlikleri kurmuştur. Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza. Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak e, dışa bağımlı hale geldiğini ifade edebilir miyiz? Elbette çünkü ekonomik nedenlerle tütün ekiminin yarı hissesini Fransız reji şirketine bırakmış. Dolayısıyla ekonomik alanda dışa bağımlı bir hale gelmiştir diyebiliriz. Fransız şirketin devlet içerisinde yaptırım gücü elde etmeye çalıştığına. Arkadaşlar bakın burada e, özellikle İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana'da tütün işleyen fabrikaları kurarak yüz binlerce Türk tütün üreticisini sömürüyor. Ve Osmanlı devletini tehditle baskı altında tutuyor. Dolayısıyla demek ki devlet içerisinde yaptırım gücü elde etmeye çalışıyor diyebiliriz. Fransız şirketin fabrikalar kurarken ulaşım imkanlarını göz önünde bulundurduğuna. Bakın kurduğu şehirler arkadaşlar. Genellikle liman şehirleri değil mi? E, dolayısıyla tabii ki ulaşıma da önem vermişlerdir. Rej şirketinin farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaya çalışıldığına. Bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni tehdit ve baskı altında tutarken şirketi devletten daha küçük hale getirmeye yönelik olarak politikalar izlemişler. Silahlı kolcu birlikleri kurmuşlar. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki farklı amaçlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade edebiliriz. Ancak tabii ki Fransızlar Osmanlı Devleti'nin güvenliğini sağlamaya falan çalışmıyor. Bu yüzden cevabımız E şık olacaktır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. İstanbul Hükümeti Amasya Genelgesi sonrasında Anadolu'daki komutanlara ve valilere Mustafa Kemal Paşa'nın hükümet kararlarına muhalif davranışlarından dolayı yakalanarak İstanbul'a gönderilmesi emrini vermiştir. Arkadaşlar Amasya Genelgesi'nde alınan bir karar vardı. Neydi? Sivas Kongresi'nin toplanmasıydı. Peki Mustafa Kemal hakkında bu şekilde bir karar alındıysa Sivas Kongresi'nin toplanmasını ister mi İstanbul Hükümeti? hükümeti tabii ki istemez. Bunu engellemek amacıyla da Elazığ Valisi Ali Galip'i görevlendirecek arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemesini isteyecekler. Dolayısıyla burada bahsedilen durum Amasya Genelgesi'nde kararı alınan Sivas Kongresi'nin engellenmesine yönelik ve tabii ki Mustafa Kemal Paşa'nın da e, muhalif davranışlarının olduğunu ifade ederek yakalanmasını istemelerine yönelik bir hareket olacaktır. Bu durumda tabii ki Ali Galip olayıdır arkadaşlar. E, dolayısıyla cevap cevabımız tabii ki C şıkkı olacaktır. Diğer durumların bu Amasya Genelgesi sonrasındaki gelişmelerle bir ilgisi yoktur. Atatürk'ün bu sözleriyle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Atatürk Fransa Büyükelçisi'ne Hatay sorunuyla ilgili şu sözleri söylemiştir. Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur ancak anlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim Yenilemem yenilirsem bir dakika yaşayamam Peki arkadaşlar burada Hatay konusunda ne kadar kararlı olduğunu ifade etmiş değil mi? Şimdi bakalım öncülerimize Hatay'ın Türkiye'nin hakkı olduğunu düşündü. Tabii ki arkadaşlar çünkü hakkımızın diye ifade etmişti değil mi? Dolayısıyla doğru. Hatay konusunda kararlı bir tutum takındığını zaten paragrafın genelinden çıkarabiliyoruz. Hatay sorununda Fransa ile ittifak halinde hareket etti. Aksine arkadaşlar normalde barış bozma yanlısı bir insan olmadığını ifade ederken Hatay konusunda gayet ciddi olduğunu ifade ediyor. Yani Fransa ile bir ittifak halinde falan değildir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Sos bir sorularımızla devam ediyoruz. İlk çağda papirüs ve parşömenlerin kullanılmasının uygarlık üzerindeki en büyük etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar papirüs ve parşömen birer kağıt çeşididir. Papirüs bitkilerden, parşömen ise hayvan derisinden yapılır. Eskiden biliyorsunuz ki ilk çağda e, yazılar Taş üzerine yazılıyordu. Biz bunlara kil tablet diyorduk. Bu şekilde onların taşınması tabii ki çok zordu değil mi? Ancak kağıt üretilirse çok daha hafif olacağı için üzerine yazılan yazıları da tabii ki her zaman yanlarında istedikleri yerlere taşıyabilirler. Dolayısıyla kağıdın kullanılması yazının taşınabilirliğini kolaylaştıracaktır. Diğer seçeneklerin zaten kağıt ya da yazıyla bir ilgisi yoktur. Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olacaktır. Efraim'in Türklerde bahsettiği bu özelliğin oluşmasında Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Hunların haykırmaları aslanların kükremesini andırır. Atları üzerinde ufukta bir fırtına gibi uçarlar. Ordularıyla bir tufan gibi kapladıkları bütün arz üzerinde dehşet uyandırmışlardır. Silahlarına karşı gelebilecek kimse mevcut değildir. Arkadaşlar Türkler biliyorsunuz ki geniş bozkırlarda yaşıyorlar özellikle Orta Asya'da ve tabii ki bu bölgelerde at kullanmak kolaylaşıyor. Ve Türkler göçebe bir yaşam kültürüyle de yaşadıklarından dolayı orduları da oldukça güçlü çünkü kendilerini sürekli savunmak zorundalar. Biz bu duruma tabii ki bozkır kültürü diyoruz değil mi? Dolayısıyla cevabımız tabii ki C şıkkı olacak. Diğer seçeneklerimizi de açıklayalım. Kutinacı neydi? Hükümdarlık yetkisinin tanrı tarafından verilmesi e, dolayısıyla paragrafta böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Peki ahiret inancından bahsedilmiş miydi? Hayır dolayısıyla B şıkkı da olmaz. Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenilmesi ise yönetimle alakalı bir durum arkadaşlar. Yukarıda ise sadece atı çok iyi kullandıkları ve orduda başarılı oldukları ifade edilmişti. Dolayısıyla D şıkkı da olmaz. Yine ikili teşkilatta yönetimle alakalıdır. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Hz. Ebu Bekir'in bu doğrultuda yaptığı savaşlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğinin ilk zamanlarında İslam devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle mücadele eden Hazreti Ebu Bekir bu kişi ve kabilelerin hepsini itaat altına alarak ülke içerisinde birlik ve düzeni sağlamıştır. Arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir biliyorsunuz ki ilk halife yani peygamberimizden vefatından sonra ilk olarak devlet yönetiminde onu görüyoruz. Ve peygamberimizin vefatından sonra insanlar dinden dönmeye başlıyorlar. Yalancı peygamberlik iddialarında bulunuyorlar ve bu şekilde paragrafta bahsedildiği gibi karışıklıklar ortaya çıkıyor. Ee, peki onları durdurmak için hangi savaş gerçekleşiyordu? Tabii ki Ridde. Ridde savaşları ile e, bu kabileler itaat altına alınıyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Ficar savaşları haram aylarda yapılan savaşlar. Sıffin ve Cemal vakaları Hz. Ali döneminde gerçekleşen olaylar. Ejnadeyn Savaşı ise Suriye üzerine yapılan savaşlardan biri. Dolayısıyla cevabımız elbette C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi üzerine görülen durumlardan biri değildir? Arkadaşlar Tuğrul Bey Bağdat Seferi sonucunda halifeyi Şii Büveyhoğulların baskısından kurtarmıştır. Ve Selçuklu Sultanlarının Sultanı İslam ünvanını kullanmaya başlaması tabii ki bu süreçle alakalıdır. Türk İslam dünyasının siyasi liderliği Selçuklara geçecektir arkadaşlar. Bakın dini liderlik değil halifelik hala devam ediyor. Abbasilerde Tuğrul Bey'e sadece siyasi liderlik geçecektir. Selçukluların İslam dünyasındaki tabii ki itibarı artacaktır arkadaşlar. Abbasi halifesi üzerindeki Şii şey baskısının azalmasını zaten direkt e, sorunun başında size açıklamıştım. Ancak Türklere karşı Haçlı ittifakının kurulması Türklerin Anadolu'ya girmesiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Yani Türkler Anadolu'ya girdikten sonra böyle bir ittifak kurulmaya başlanacak. Bağdat seferiyle bir alakası yoktur. E, zaten sefer dediğimiz gibi Haçlı üzerine ya da Bizans üzerine yapılmış bir sefer de değildir. Bu sebeplerle cevap Cevabımız E şıkkı olacaktır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde tımar topraklarının mukata haline getirilmesiyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir. Arkadaşlar mukata sisteminde Osmanlı Devleti'ne ait bir takım gelirlerin ya da toprakların belli bir bedel karşılığında geçici olarak verilmesidir diyebiliriz aslında. Osmanlı Devleti'nin buradaki amacı o bedeli alarak hazineye katkı sağlamak. Yani aslında vergileri toplu bir şekilde almış gibi oluyor Osmanlı Devleti. Daha sonradan vergiler mukatayı alan kişiler tarafından toplanıyor. Osmanlı Devleti bu sayede hazinenin nakit para ihtiyacını hemen karşılamış oluyor aslında. Dolayısıyla zaten A, B, D ve E seçeneklerinin bununla bir ilgisi yok. Mukatanın tek amacı arkadaşlar aklınızda tutabileceğiniz tek neden hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamaktır diyebiliriz. Nakit para ihtiyacı Hemen hızlı bir şekilde karşılayabileceği bir yöntem olarak Osmanlı Devleti bunu bulmuştur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ne yönelik isyan çıkaran azınlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Arkadaşlar bu sıralamayı bilmiyorsanız bile Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden azınlığın Sırplar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla zaten Sırplar'ın verildiği tek seçenek gördüğünüz gibi C şıkkı. Sorumuzun cevabı hemen çıktı. İlk olarak Sırplar, sonra arkasından Rumlar isyan edecek arkadaşlar ve Ermeniler, ardından da Araplar isyan edecek. Sıralama bu yüzden elbette C şıkkında doğru olarak verilmiştir. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek amaçlı faaliyetlerde bulunması aşağıdaki devletlerden hangisinin politikalarıyla örtüşmektedir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin yanında savaşta kimler vardı? En önemli bilmemiz gereken tabii ki Almanya'ydı, değil mi? Yani İngiltere'nin karşısında olan bir isim olacak, Osmanlı'nın yanında olan bir isim olacak. Bu da Almanya. Zaten ABD, Rusya, Fransa ve İtalya İngiltere ile birlikte savaşıyorlar. E, dolayısıyla onlar olamaz. Tabii ki burada cevabımız Almanya'dır. Almanya İngiltere'nin sömürge yollarıyla bağlantısını kesmek istiyor. Zaten bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin konumundan da faydalanmak amacıyla Osmanlı ile birlikte savaşa giriyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız elbette D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un resmen işgali sonrası tekrar sadrazamlığa getirilen damat Ferit Paşa'nın milli mücadele karşıtı faaliyetlerinden biri değildir? Arkadaşlar bakın bu soruda önemli olan nokta şurası. İstanbul'un resmen işgali sonrasındaki bir gelişmeyi sormuş soru bize. O zaman Kuvayi İnzibatiye yani Halifelik Ordusu adıyla kurulan kuvvetlerin kuvayi milliyeciler üzerine gönderilmesi olur mu? Olur. Damas Ferit dönemindedir arkadaşlar. Doğru. Mustafa Kemal'in tutuklanması için Ali Galip'in görevlendirilmesi. Arkadaşlar bu durum İstanbul'un resmen işgalinden sonra mı? Önce mi? Tabii ki önce değil mi? Çünkü arkadaşlar bu durum Sivas Kongresi'ne karşı yapılmıştı 1919'da. Ancak İstanbul'un resmen işgali 1920'deydi. Dolayısıyla B şıkkı olmaz. Kuvayi Milliyeci liderlerin İstanbul'da kurulan mahkemelerde gıyaben yargılanarak idam cezalarına çarptırılması yine olur arkadaşlar. İngilizlerden alınan yardımlarla oluşturulan orduların milli mücadeleci liderlerin üzerine gönderilmesi olur. Milli mücadele yanlarının din ve vatan düşmanı asiler oldukları yönünde fetva alınması yine olur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız tarihe dikkat ediyoruz. Tabii ki B şıkkı olacaktır. Yeni Türk Devleti'nde Deniz Bank'ın kurulmasında daha çok aşağıdakilerden hangisiyle elde edilen kazanımları destekleme amacı olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Deniz Bank'ın kurulma amacı gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamaktı. Peki o zaman hangisiyle alakalı olabilir? Tabii ki kabotaj kanunu değil mi? Çünkü bu kanunla ee, Türk karasularında yabancı devletlere verilen ayrıcalıklar ortadan kaldırıldı ve karasularda ticaret ayrıcalığı Türk vatandaşlarına verildi. Dolayısıyla cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. Teşviki sanayi sanayi ile alakalı zaten soyadı kanununu biliyoruz. Tevhidi tedrisat eğitimle alakalı medeni kanunu da tabii ki biliyoruz arkadaşlar değil mi? Hukukla alakalı. Dolayısıyla dediğimiz gibi cevabımız A şıkkı olacak. Türkiye dış politikada sorun olan konularından hangilerinin uluslararası kurullara taşınmasına karşı çıkarak iç sorun saymıştır. Arkadaşlar burada patrikhane böyle bir problem değil. Patrikhane zaten dinle alakalı olduğu için e, Türkiye bunu illa bir iç sorundur diyerek ısrarcı olmamıştır. Ancak yabancı okullar sonun, e, sorununda tabii ki ısrarcı olacak. Çünkü yabancı okullar Türkiye içerisinde bulunan okullar ve misyonerlik faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Yani kendi dillerini, kendi kültürlerini yaymaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'de bu konuda taviz vermek istemiyor. E, Lozan Barış Anlaşması'nda da bu okullarla ilgili karar verici ve denetim sağlayıcı'nın ülkenin yani Türkiye olduğunu aslında ifade ediyor. Türkiye e, dolayısıyla da bu konuda asla taviz vermiyor. Zaten tevhidi tedrisat kanunuyla birlikte biliyorsunuz ki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor ve Türkiye taviz vermemiş oluyor. Boğazlarda da böyle bir durum yok. Boğazlarda biliyorsunuz zaten ile çözüme kavuşmuş olacak. Türkiye uluslararası kurullarla e, bu konuyu anlaşarak çözmeye çalışıyor diyebiliriz aslında. Tamamıyla Boğazlar noktasında böyle bir durum söz konusu değil. Ancak yabancı okullar konusunda asla taviz vermediğini ifade edebiliriz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Sos 2 sorularımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu görselde yer alan Osmanlı parasının incelenmesinde bilimlerinin hangilerinden yararlanıldığı söylenilebilir. Arkadaşlar para üzerinde biz bir takım yazılar görüyoruz değil mi? Yazıyı inceleyen bilim dalı neydi? Paleografyaydı eski yazı bilimi. Dolayısıyla birinci öncül tabii ki olur. Peki paranın kendisini inceleyen nedir? Nümizmatiktir. Nümizmatik para bilimidir arkadaşlar. Herhalde ise arma bilimidir. Ancak bu bir para. Dolayısıyla arma olmadığı için inceleme alanı içerisine girmez. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre Burcu öğretmene verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Burcu öğretmen tahtaya aşağıdaki bilgileri yazmış ve öğrencilere bu bilgilerin ilgili olduğu uygarlıkları sormuştur. Matbaayı kullanan ilk Türk devleti arkadaşlar Uygurlardır. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu ise Karluklar olacak. Türklere ait ilk yazılı eserleri bırakanlar Köktürkler, Orhun kitabeleri. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti ise Avarlar'dır. Gördüğünüz gibi Hunlarla alakalı bir durum söz konusu. Su değil bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran Oğuzlara bağlı Türk boylarından biri değildir? Oğuzlara bağlı Türk boylarından biri değildir diyor arkadaşlar. Kayı boyu var mı? Tabii ki var. Kınık var mı? Var. Kayı Osmanlı'yı kurmuştu. Kınık Selçuklu'yu kurmuştu. Peçenek ve Çepni de var arkadaşlar. Ancak Kıpçaklar ya da Kumanlar tıpkı Oğuzlar gibi başka bir boy arkadaşlar. Dolayısıyla Oğuzlara bağlı bir boy diyemeyiz Kıpçaklar için. Dolayısıyla cevabımız de şık olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Hristiyan dünyası üzerinde mutlak hakimiyet kurma siyasetiyle ilgili olduğu söylenemez. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in hedefi doğuda İslam, batıda Hristiyan dünyası üzerinde mutlak hakimiyet kurmak olmuştur. Arkadaşlar Akkoyunların yenilgiye uğratılması olur mu? Olmaz değil mi? Akkoyunlar Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlet ve tabii ki İslamiyet'i benimsemiş bir devlet. Dolayısıyla Hristiyan dünyasıyla bir alakası var mı? Tabii ki yok. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. Ancak Eflak ve Boğda'nın alınması, Otranto seferi İtalya üzerine, Sırbistan'ın alınması, Venediklerle savaşılması bunlar tabi ki Hristiyan dünyası üzerinedir arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu raporlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren klasik dönem Osmanlı düzeninin çözülme ve değişim sürecine girmesi, devletin büyük bir buhran içerisine girmesine sebep olmuştur. Bu buhrandan kurtulmak için yeni ve kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünen devlet erkanı Nasihatname tarzında raporlar düzenlemişlerdir. Arkadaşlar bu raporların ismi laihadır. Laihalar Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu kötü durumu düzeltmesi amacıyla yazılmış olan nasihat niteliğindeki yazılar arkadaşlar. Surname dediğimiz eserlerde şenlikler, örneğin düğünler, işte sünnet törenleri gibi durumlar yer alır. Berat padişahların emirleridir arkadaşlar. Şecere soy çizelgesi olarak düşünebilirsiniz. Tahrir defterlerinde ise Nüfus ve gelir e, gelirlerin kaydedildiği bir defterdir arkadaşlar. E, dolayısıyla cevabımız tabii ki B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa'da dini etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır? Arkadaşlar sorumuz net bir bilgi sorusu. Bu anlaşma Vestfalya Anlaşması'dır. Vestfalya Anlaşması'nın en önemli sonuçlarından biri budur zaten. Vestfalya Anlaşması ile birlikte modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır. Bunu lütfen unutmayalım. Dolayısıyla cevabımız tabii ki C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin iç ticarette uyguladığı her türlü tekerleşmeyi kaldırması aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde hükme bağlanmıştır Arkadaşlar bu anlaşma Balta Lim'anı Ticaret anlaşmasıdır İngiltere' ile imzalanan Balta Limanı Ticaret anlaşmasıyla Osmanlı Devleti ülke içerisindeki fiyatları kontrol etmek için kullandığı bu tekerleşme sistemini kaldıracak arkadaşlar ve yabancı tüccarların Osmanlı sınırları içerisinde Ticaret yapması serbest bırakılır ve onlara aslında ayrıcalık tanınmış olacak diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız tabii ki D şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi sonrasında söylemiş olması beklenir. Ben burada rütbemi, resmi mevkimi, üniformamı attım ve bütün kainata millette bir fert olduğumu ilan ettim. Arkadaşlarım da böyle. Üniformalı olanlar, üniformalarını, memur olanlar memuriyetlerini terk ettiler. Hepsine minnettarım ve hepsinin takdirkarıyım. Şu halde ihtirassız, yalnız vatan ve memleket selametini gaye edinen insanlar olarak çalışıyoruz. Arkadaşlar yani sineye millet döndüğünü, istifa ettiğini açıklıyor. Peki Mustafa Kemal hangi olay sonrasında istifa ettiğini, siye millete döndüğünü ifade etmişti? Amasya Genelgesi'nden sonra. Amasya Genelgesi sonrasında bu açıklamayı yapmıştır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız tabii ki B şıkkı olacaktır. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde aşağıdaki devletlerden hangisinin Doğu Akdeniz bölgesindeki saldırgan politikası ve 1935'te Habeşistan'ı işgali Sadabat Paktı'nın kurulmasını ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar İtalya'nın Habeşistan'ı işgali üzerine Türkiye, İran, Irak ve Afganistan Sadabat Paktı'nı kuracaklar. Dolayısıyla burada bahsedilen devlet tabii ki İtalya olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu metinde anlatılan durumların aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914'te gizli bir ittifak sözleşmesi imzalanmasından birkaç gün sonra Akdeniz'de bulunan Goben ve Breslau adlı iki Alman savaş gemisi Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın izniyle Çanakkale Boğazı'nı geçip Marmara'ya gir girmiştir. Bu durum üzerine İngiltere tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti'nden bu gemileri karasularında derhal çıkarmasını istemiş. Osmanlı yöneticileri ise bu gemilerin İngilizler tarafından el konulan gemilerin yerine satın alındığını ilan etmişlerdir. Türk bayrağı çekilen gemilerin isimleri Yavuz ve Midilli olarak değiştirilirken, gemilerde bulunan Alman askerlerine de Türk askeri kıyafetleri giydirilmiştir. Bir süre sonra bu iki savaş gemisi tatbikat yapılacağı bahanesiyle Karadeniz'e açılıp Rus limanlarını bombalamıştır. Bunun üzerine Rusya, İngiltere ve Fransa peş peşe Osmanlı'da devletine savaşı ilan etmiştir. O zaman arkadaşlar biz burada ne görüyoruz? Osmanlı Devleti birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdi? Yani neler yaşandı da girdi değil mi? Bakalım Osmanlı Devleti'nin birinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olan olaylar nelerdir? Bunun cevabı var mı? Tabii ki var. Gördüğünüz gibi özellikle Goben ve Bresev adlı iki savaş gemisinin alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti savaşa girmiş arkadaşlar. E, dolayısıyla cevabımız elbette aşık olacak. Osmanlı Devleti birinci Dünya Savaşı hangi cephelerde savaşmıştır? Bunun cevabı var mı? Yok değil mi? Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni savaşa sokma nedenleri nelerdir? Burada Almanya'nın amaçlarından da bahsedilmemiş. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan beklentilerinden bahsedilmiş mi? Hayır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda izlediği politikalardan bahsedilmiş mi? Hayır. Aslında bu da savaşın giriş süreci. Osmanlı Devleti'nin savaşa nasıl girdiği anlatılmış aslında sadece. Dolayısıyla cevabımız elbette aş çıkı olacaktır. Bu düzenlemelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu soruyu yapabilmemiz için tabii ki tarihleri bilmemiz gerekiyor. Ya da en azından yaklaşık olarak hangisi önce hangisi sonra tahmin etmemiz gerekiyor. Tabii ki ben şimdi size yıllarını vereceğim. Soyadı kanunu 1934'te kabul edilecek arkadaşlar. Harf inkılabı ise 1928 yılında kabul edilecek. Şapka kanunu 1925'te. Takvimde değişiklik ise 1926'da 1 Ocak 1 9 26'dan itibaren takvimi değiştirerek kullanacağız. Dolayısıyla sıralamamız nasıl olacak? Önce 3, sonra 4, sonra 2 ve sonra 1 şeklinde, değil mi? Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır.